Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte lisede Erasmus'a gitmek hakkında sohbet edeceğiz. Çünkü üniversitedeki Erasmus'lar hakkında çok bilgi var. Fakat lisede Erasmus'a gitmek hakkında çok bilgi yok. Aslında ben bu videoyu fotoğraflı bir şekilde Erasmus'ta anılarım olarak çekecektim. Daha sonrasında lisede Erasmus'a nasıl gidilir hakkında çok bilgi olmadığını fark ettim. O yüzden ilk önce bilgi içerikli bir video çekmek istedim. İlk önce süreçlerden çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Çünkü bu süreçler okuldan okula göre değişebiliyor. Şimdi bunu en başından alacağız. Liseye ilk gittiğimde bir konuşma oluyor ya ilk okula başladığınızda. Bizim de öyle bir konuşma olurken bir tane hoca çıktı ve böyle bir projeden bahsetti. Yanlış hatırlamıyorsam 11. sınıftakiler gidebiliyordu. 12. sınıftakiler evet 12. sınıftakiler de geliyordu. 11 ve 12. sınıftakiler geliyordu. Tabii ben o süreçte 9. sınıftaydım. Belki 10. sınıfta da olabilirim. Emin değilim. Hemen gittim babama söyledim. Baba işte böyle bir şey varmış. Ben buna gitmek istiyorum. Daha sonrasında 11. sınıf oldum. 11. sınıf olduğumda bu benim hala daha aklımdaydı. Yani öyle bir heves gelip geçti gibi bir şey değildi. 11. sınıf olduğumda artık bu alımlar başlamıştı. Yani Erasmus'a başvurular başlamıştı. Hoca bunun duyurusunu yaptı. İşte Erasmus'a başvurular başladı. Başvurmak isteyen öğrenciler başvursun diye. Başvuran kişiler başvurdu. Daha sonrasında bir küçük bir mülakattan geçiyorsunuz. Orada da İngilizce sorular soruyorlar. Ama lise düzeyinde olduğumuz için çok zorlayıcı sorular olmuyor tabii ki de. Kısa kısa soru cevap şeklinde oluyor. Bana en sevdiğim aktörü sormuşlardı. Ben de Barış Arduç demiştim. O zamanlar tabii Kiralık Aşk vardı. Yani sadece ben değil, hocam da Barış Arduç'u çok beğeniyordu mesela. Yani o zaman Barış Arduç'un hype olduğu zamanlarda. Neyse işte bunlar fazla detay. O mülakata birkaç kişi giriyordu. İşte başvuranlar giriyorlardı. Hoca tabii ki de ilk önce ailenizin durumunu soruyor. Buna başvuruyorsunuz ama hani maddi durumunuz nasıl gibi bir araştırma yapıyor. Sizinle sözlü olarak araştırma yapıyor. Gidip de işte sicilinize falan bakmıyorlar. Daha sonrasında ne olmuştu? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunun üzerinden 7-8 sene geçtiği için hatırlamakta bazen çok zorluk çekiyorum. Daha sonrasında mülakata girdik. Mülakata girmeden önce zaten toplantı salonunda mülakat yapıyorlar ve dışarıda girecek insanlar aralarında sohbet ediyorlar. İnsanlar oradan çıkınca soruyorsun zaten ne soruyorlar diye. Zorlayıcı da olmuyor sorular. Çünkü lise düzeyinde İngilizce ve lise düzeyinde İngilizcenin çok da zor olmadığını az çok bilirsiniz. Mülakat bitince bundan 2-3 hafta sonra herhalde hatırlamıyorum. Süreçleri işte dediğim gibi okuldan okula göre değişebilir bu zaman süreleri. Kazananlar ve yedekler olarak panoya asıldı. Hatta şöyle bir detay da vermek istiyorum. Bizim okul İtalya ve İspanya'ya gitmek üzere iki gruba ayrılacaktı. İtalya'ya gidenler ve İspanya'ya gidenler olarak. Ben de o ara en yakın arkadaşımla birlikte başvurmuştuk ve ikimiz de aynı ülkeye gitmek istiyorduk. Benim için ülke fark ediyor muydu? Şöyle fark ediyordu. İtalya'ya gidecek olan grup Kasım-Aralık arasında gidecekti. İspanya'ya giden grupsa ne zaman gidiyordu? Nisan sonu Mayıs başı olarak gidiyordu. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle İspanya'ya gitmek istiyordum. Açıkçası ben kışın montlarla gezmektense yazın böyle cıvıl cıvıl işte rahat rahat gezmeyi daha çok seviyorum. Bu yüzden de kesinlikle gönlümden geçen İspanya'ydı. Sonuçlar açıklandığında baktık ve İspanya'ya en yakın arkadaşımla birlikte kazanmışız. Hatta İspanya'da 3 tane hilalle birlikte gitmiştik. İtalya'da hiç hilal yoktu mesela. Birazcık dağıtılsa iyi olurdu. Neyse çok da zorluk yaşamadık bu konuda ama bilmiyorum, görünce çok şaşırmıştım. Birkaç kişi gidiyoruz zaten. 8 kişi mi ne gitmiştik hatırlamıyorum. Şimdi sayıyı salladım bu arada. 3'ü hilal düşünsenize biraz komik oluyordu. Açıklandığında işte asil olarak kazananlarla öğretmen tekrardan görüştü. Gittiğinizde yapabilecek misiniz? Biz 3 haftalık gidiyorduk. Bu okuldan okula göre değişiyor. Bazıları 1 hafta gidiyor, bazıları 2 hafta, bazıları 3 hafta gidiyor. Daha hiç 3 haftanın üstünde lisede Erasmus'a gideni duymadım. Bazıları mesela ailelerin evinde kalıyor. Bazıları otelde ya da işte otel tarzı bir yerlerde kalıyor. Kazandığımızı öğrendik. Ailelerimizi çağırdılar mı hatırlamıyorum. Ailelerle toplantı oldu mu bunu hiç hatırlamıyorum. Öğretmen bizimle birlikte toplantı yapmaya başladı. İşte İtalya grubu da vardı, İspanya grubu da vardı. Bir tane baş öğretmenimiz gibi koordinasyonu üstlenen bir hocamız vardı. Ayrıyeten onunla birlikte gelen 2 ya da 3 öğretmen daha vardı herhalde. Toplantılar yapmaya başladık. İşte evraklarla ilgili orada neler yapacağız, staj görecek miyiz, nerelere gideceğiz. Bununla ilgili öğretmen bize bilgi vermeye başladı. Biz Madrid tarafına gitmiştik. Gerçekten çok güzeldi. Yani ben
ilk başta döndüğümde keşke gitmeseydim dedim. Çünkü ailemden 3 hafta ilk kez uzak kalmıştım ve İspanya'nın yemek kültürü çok bana hitap etmedi açıkçası. Buradan farklı bir yere gittiğinizde bence özellikle yağlı yemeklerde, şu an düşünce yine biraz bir iğreti geldi. Özellikle yağlı yemeklerde çok zorlanıyorsunuz. Orada staj da yapmıştık. Anaokuluna gitmiştik. Daha sonrasında ilk yardım dersi almıştık. Kim gittiğinizden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Sizin başınızda zaten bu projeden sorumlu olan koordinasyon bir öğretmen oluyor. Koordinasyon öğretmen işte mesela İspanya'da bizim başımıza gelen kendisiydi. Bizim başınıza gelen öğretmenleriniz de lisedeki öğretmenleriniz oluyor. 18 yaşının altında bir yere gittiğinizde açıkçası tanıdık yüzleri arıyorsunuz. Arkadaşlarınız olsun, öğretmenleriniz olsun yanınızda olması, yani orada bir tanıdık yüz görmek bence avantajlı oluyor. Bu açıdan zorluk çekmezsiniz diye düşünüyorum. Bazı projelerde orada yaşayan ailenin yanında kalıyorsunuz. İşte söylediğim gibi bazı projelerde de otel tarzı bir yerde kalıyorsunuz. Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Biz otel tarzı gibi bir yerde kalmıştık ve gerçekten bence çok güzeldi. Sadece kötü yanı şu, üçerli, ikişerli odalarda kalıyorsunuz. Yani tabii ki de orada tek kişilik odalar beklenilmiyor. Fakat işte biz en yakın arkadaşımla aynı odaya denk gelememiştik. Bu kötü çünkü çoğu insan orada en yakın arkadaşıyla kalmıştı. Öğretmen işte iki kişilik bir oda kaldı demişti. Biz de iki kişilik odayı tercih etmiştik. Gerçi bunu belki anılarım videosunda anlatırım. O yüzden bu kısımlara girmiyorum. Süre olarak zaten bahsetmiştim. Okuldan okula göre değişiyor. Biz 3 haftalık bir süreçte orada bulunduk. Ama orada bulunduğum süreçte anneler gününe denk gelmişti. Çok üzülmüştüm. Evrak işlerinden çok kısa bir şekilde bahsedeyim. 18 yaş altı olduğunuz için banka açma işleminde ailenizle birlikte gidiyorsunuz. Evrak işlerinin çoğunu öğretmeniniz hallediyor. Çünkü işte başka bir yerlerden gelen evraklar oluyor. Ben Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşıyorum. İlçede olduğum için Zonguldak'a gitmiştik. Orada emniyetle ilgili bir şeyler yapmıştık. Ne yapmıştık bilmiyorum ama evrak işleri oluyor. Burada öğretmeniniz zaten size öncü oluyor. Öğretmeniniz yardım ediyor. Sizin üstlendiğiniz bir şey yok. Pasaport ücreti gibi şeyleri devlet karşılıyordu diye hatırlıyorum. Gerçekten bu kısımları hiç bilmiyorum. Maddiyatla ilgili olan kısımları en iyi okuldan öğrenebilirsiniz. O yüzden ben bununla ilgili şu an bilgi verirsem yanlış olur. Hem 7 sene, 8 sene önce gittiğim bir yer olduğu için süreç değişti mi hiçbir bilgim yok. Sadece işte mülakat kısımları ya da evraklarla ilgili öğretmeninizin başınıza gelen bunlar genel bilgiler. Bunlar genel bilgi olduğu için bunlar değişmez. Ama şunun değişmediğini tahmin edebiliyorum. Yanınıza harçlığı kendiniz alıyorsunuz. Devlet vermiyor bunu. Harçlığı kendiniz alacaksınız. Ne kadar almanız gerektiğini aşağı yukarı öğretmen söylüyor. Tabii bunun üstünü almak isterseniz bu sizin tercihiniz. Ama yani altını da alabilirsiniz. Sadece işte ortalama bir sayı söylüyor ve ona yakın bir şeyi almaya çalışıyorsunuz. Oraya gittiğinizde sizi neler karşılayacak? Birazcık onlardan bahsedeyim. Oraya gittiğinizde ilk önce şehir turu yapıyorsunuz. Yani gider gitmez şehir turu yapmıyorsunuz ama ilk önce alışıyorsunuz. Mesela biz ilk gittiğimizde Madrid'de bir süre kalmıştık. Daha sonrasında Madrid'in işte Sevilla kısımlarına gitmiştik. Şimdi bunları çok detayını versem mi vermesem mi bilmiyorum. Çünkü anılar kısmında bununla ilgili anılarım da var. O yüzden anılar videosunu çeker miyim bilmiyorum da. İnşallah isterseniz de çekerim. Yoksa bu videoda anlatırdım ne güzel. Neyse işte oralara gittik, ettik arkadaşlar. Yakın çevreleri geziyorsunuz, yakın illeri geziyorsunuz. Mesela ya orada il mi denilir bilmiyorum gerçi ama biz 2-3 saatlik uzaklıktaki yerlere de gitmiştik. Oradaki tarihi yerleri gezmiştik. Keşke o zamanlar YouTube kanalım olsaymış ya. Keşke YouTube kanalım olsaymış. Düşünsenize 3 hafta boyunca sürekli her gün geziyorsunuz. İşte gezmediğimiz günler tabii ki de dinlendiğimiz günler oluyordu. Dinlendiğimiz günleri otelde harcadığımızı da hatırlamıyorum. Oralarda işte öğretmen kendi başımıza bırakıyorlardı. Sahile gidiyorduk. Çok güzeldi ya. Yani 18 yaşına gelmemiş birisinin oralarda bu şekilde gezebilmesi bilmiyorum. Güzeldi. Tabii orada başımıza kötü olaylar geldi mi? Geldi. Ama bunu anlatmayacağım. Neden? Çünkü diğer videoda. Ne kadar çok diğer videonun reklamını yaptım. Diğer videonun reklamını yaptığım halde diğer videoyu istemezseniz eğer gerçekten bu kanalı yani özetle bu şekilde. 3 hafta boyunca biz orada stajımızı da yaptık. Tarihi yerleri de gezdik. Farklı insanlarla tanıştık. Bu gerçekten güzeldi. Benim orada zorlandığım tek şey aile özlemiydi ve yemeklerdi. Başka zorlandığım bir şey yoktu. O yüzden eğer böyle bir imkanınız varsa ben gitmenizi öneririm. Çünkü bu bilmiyorum hayatınızda
ne kadar önünüze çıkabilir yani Erasmus projesi. Çünkü üniversitede Erasmus'a gitmek daha çok 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 zor. O yüzden bence böyle bir imkanınız varsa ben gitmenizi öneririm. Umarım gitmek isteyen herkese nasip olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer cevaplamadığım, kafanızda oluşan sorular varsa bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Zaten yorumlarda çok aktifim. Yoruma yazdığınız birkaç dakikada hemen cevap veriyorum. O yüzden gerçi her zaman öyle olmuyor ama siz yine de yazın, ben görürüm. Görmemezlik yapmam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.